olayından yola çıkalım isterseniz. Bir yaratıcıya inanmak için bilimsel kanıt gerekli mi? Yoksa inanç dogmatik midir? Yani kanıt gerektirmeden inanca dayalı bir şey midir? Kanıt olursa onun adı inanç olur mu? Siz bir felsefeci, daha kısa ifade edersek, filozof olarak ne dersiniz buna? İnanç, hele Ramazan'ın ilk gününde de şu programda bunu konuşmak belki daha faydalı. İnanmak için kanıta ihtiyaç duyulmalı mı, duyulur mu? Bütün dünyada ya da tarih boyunca nasıl olmuştur? Şimdi ona inanç denir mi bir de? Evvela şunu söylemek gerekiyor. İnanç ve dinler diyelim burada genelinde oldukça kompleks bir olgu. Yani mesela inanç ya rasyonel kanıta dayanır veya imana dayalı şeklinde böyle ikilikler üzerinden, ki bu çok sıkça yapılan bir şeydir. Tarif etmek bence oldukça kısıtlayıcı olur. Aslında bunlar birbirine iç içe geçmiş bir şekilde insanın psikolojisini etkiliyor. Aileden aldığı, bulduğu yapı insanın, toplumun kendisinden beklentileri. Bununla beraber birçok insanda rasyonalite, akılcı olması da çok önemli rol oynuyor. Örneğin bizim doğduğumuz kültürde Allah'a inanmak yerine diyelim ki belli bir hayvanlardan birine tapınma olsaydı veyahut da işte güneşe tapınma olsaydı, İslam dininin insanların hayatına bu kadar etkin bir şekilde girebileceğini düşünmüyorum. Ondan bana göre dinin insan hayatındaki rasyonalitesi çok önemli. Fakat bunu tabii şöyle bir genelleme yapamayız. Yani dindarların hepsi hayatında rasyonaliteye çok önem vermişlerdir veyahut da inananların hepsi hiç rasyonaliteye önem verme şeklinde bu konuda genellemeler yapmamız mümkün değil. Bir tabii vakayı tarif etmek ayrı bir olay. Genelde nasıl oluyor? Bir de ne olması gerekli? Olması gerekli olanı tarif etmek ayrı olay. Vakada her türlü durum daha yaygın. Hatta belki akılcı delillere daha az önem vererek imanın bile daha ön plana çıktığını birçok dinde söyleyebilirim. Ama bana göre ideal olanı bunun aklın desteklediği bir inanç şekli olması. Kur'an'a da baktığımızda, İslam inancının açısından konuşursak, birçok ayet yerle gök arasındakilere düşünmemizi, bunlardan sonuçlar çıkarmamızı söylüyor. İşte Yunus suresi 100. ayette Allah akıllarını kullanmayanların üzerine pislik bırakır deniyor. Hayvanlar üzerine, Allah'ın yaptığı bütün sanatlar üzerine ince ince, detaylı bir şekilde araştırmalar yapmak, düşünmek Kur'an'da bizim sevk edildiğimiz bir alan. Bu hiçbir dini kitapta akla bu kadar vurgunun yapıldığını, rasyonel düşünceye bu kadar ehemmiyet verildiğine rastlayamayız. Bu uygulamada herkesin takip ettiği, uyguladığı bir şey olmamıştır şüphesiz. Ama en azından Kur'an'ın ortaya koyduğu ideal budur. Akılla dini birbirine karşıt olarak görmek değil de aklın dini inancı daha besleyeceğini, daha derinleştireceğini söyleyen bir dindir İslam. Yani akılla birçok kimse ise bunu tarif ederken işte akıl iman karşıtlığı üzerinden tarif etmişlerdir. Sanki ikisi ayrı olmak. Bir adeta bardağın iki yarısı gibi görmüşlerdir. İşte bu kadar akıl verirseniz imana bu kadar yer bırakıyorsunuz. İman işte şu kadar olsa akılla şu kadar yer kalır gibi. Adeta bir kabı dolduran iki ayrı unsur gibi görmüşlerdir. Oysa bence bu görüş oldukça yanlış bir görüş. Bir insan aklını çok az kullanıp hiç iman da etmeyebilir. Siz bunu çok dinen mi söylüyorsunuz yoksa felsefi açıdan mı? Akılla din birbirine karşıt olmamalı, çatışmamalı derken İslamiyet'ten de söz ettiniz. Yani İslamiyet'e göre mi akılla din bir aradadır, birbiriyle çatışmaz yoksa felsefeye göre mi? Şimdi ben İslamiyet'tekinden tabii başladım, Kur'an ayetlerinden, ama felsefe olarak da düşünürsek şunu da söylemem lazım. Şimdi felsefe, evvela şöyle bir başlık atmamız lazım. Felsefe farklı fikirlerin tartışıldığı bir alan. Yani bu konuda bir felsefenin fikri diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü felsefenin içinde ateist filozoflar da var, işte Nietzsche gibi, Sartre gibi. Diğer taraftan Descartes gibi, Leibniz gibi veyahut da İslam düşüncesinden Gazali gibi, İbn Sina gibi Allah'a inanan felsefeciler de var. Tabii ki onların yaklaşımları bu konuda farklı olmamış. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Tanrı'ya inanan bir felsefecinin bence bakması gereken şudur. Tanrı'nın yarattığı bir evren varsa, Tanrı'nın gönderdiği bir din varsa, ikisi aynı kaynaktan geliyorsa, bunların çelişmemesini beklemek bence hem sağduyunun, hem aklın, hem felsefenin beklentisi olmalıdır.